Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, Basra'daki yapı inşaat fuarında stand gezilerimiz devam ediyor. Her biri birbirinden güzel ürünleri sizler adına geziyoruz, tanıtıyoruz ve şu anda White Royce firmasının önündeyiz. İşte birçok güvenlik sistemleri, otomatik kapılar, güvenlik sistemleri ve buna benzer birçok güvenliğe dair ürünler üretmekte. Bir Türk firması White Royce. Adem Bey Genel Müdürü, Adem Kocatürk. İsterseniz ne tür ürünler üretiyorlar? Bu fuarda en çok hangi ürünleri ilgi görüyor? Kendilerinden öğrenelim. Efendim Adem Bey, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. İsmim Adem Kocatürk. Firmamız White Rose. Karaman merkezinde üretim yapıp 17 ülkeye ihracat yapan bir şirket. Özellikle kapı ürünler. Evet. Kapı ve geçiş sistemlerinin otomasyonları ile ilgileniyoruz. Bunlar sayacak olursak otomatik kapılar, ameliyathane kapıları, yangın kapıları, bahçe kapı motorları, bunun yanı sıra güvenlik ürünlerimiz var. Road blocker, efendim tuzaklar, mantar bariyerler, bu gibi ürünlerimiz var. Dünyada da ilk 10'a girebilecek potansiyelde bir şirket sahibiz. Karaman'da üretip dünyaya satıyorsunuz zannedersem. Peki Basra'daki fuara daha önce katıldınız mı, ilk mi? Biz Irak'ta, Kuzey Irak'ta çok ciddi çalışmalarımız var idi. Basra'ya ilk kez geldik, ilk kez bu fuara katıldık. Bugün fuarın ikinci günü, gayet güzel görüşmeler yaptık. Umarım verimli olacak, öyle düşünüyorum. Peki daha çok sizin hangi ürününüzle ilgileniyor burada Basra halkı? Burada biz en fazla güvenlik ürünleriyle ilgili görüşmeler yaptık. Malumunuz hala bir savaş bölgesi burası. Dolayısıyla mantar, road blocker, tuzak gibi kontrolü geçiş sistemleriyle insanlar yakından ilgileniyorlar. Peki Adem Bey, burası yeni yeni kalkınan bir ülke savaştan sonra. Gördüğümüz kadarıyla birçok Türk firması da var. Ama buna rağmen de çekinen Türk firma sayısı da çok fazla. Sizin buradan Türkiye'deki firmalara önerileriniz neler olabilir? Tabii kolay değil Irak'la ticaret yapmak. Hala oturmamış bir düzen, oturmamış bir sistem var. Ama bunu biz avantaj gibi görüyoruz. Zaten her şey yolunda ve her şey güzel olsaydı, bütün Avrupa şu anda buradaydı. Şu anda kimse yok. Türk firmalarına da ben özellikle Irak'ta ticaret yapmalarını, buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Peki efendim, ikinci günündeyiz. Dün bir, bugün iki. Gelen ziyaretçilerden ya da katılımcılardan memnun musunuz? Beklediğinizin üzerinde bir fuar mı ya da nasıl değerlendireceksiniz? Yani Kuzey Irak çok daha iyiydi bizim için. Orada katıldığımız fuarlarda çok fazla verim alıyorduk. Bugün buradaki fuarda ikinci günü geride bıraktık. Doğrusu güzel görüşmeler yaptık ama umarım son iki gün toparlayıcı olur diye düşünüyorum. Çok hareketli değil. Yani biraz sönük. Biraz da herhalde ilk iki günü tatiline denk gelmiş olması değil mi bu arada? Doğru, doğru. Tatil olması tabii biraz hareket azaltıyor. Peki White Royce olarak sizler başka ülkelerde de fuarlara katılıyorsunuzdur zannedersem. En çok ihracatınızın ya da ürün satışınızın olduğu ülkeler nereleri Adem Bey? Türkiye'nin olduğu gibi White Rose'un da en çok ihracatı Irak'a, özellikle Kuzey Irak'a ve diğer Orta Doğu ülkelerine ağırlıkta ihracat yapıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyetler, efendim Ukrayna, Rusya, o bölgelere ihracatımız oluyor. Çok ciddi miktarlarda olmasa da Avrupa ülkeleri ne de ihracatımız var. Çok güzel. Adem Bey, bizler de sizler gibi, siz ürün getirdiniz burada tanıtıyorsunuz. Biz de ürünleri olan firmaların dergilerini burada dağıtıyoruz. Kapı Magazin ekibi olarak geldik. Birçok firmayı dergimizde yer verdik ve tanınmalarına vesile olmak istiyoruz. Kapı Magazin dergisine bir şeyler söylemek isterseniz ne söylersiniz? Evet, şimdi bir sektörel derginin fuara bizzat gelip stand kiralayıp katılımda bulunması ve bunu bir yurt dışı fuarında yapıyor olması çok büyük bir hadise bana göre. Canı yürekten tebrik ediyorum. Türk firmalarına yaptığınız katkılardan ötürü de çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi katkılarınız oluyor. Ben burada hani gözlemledim. Dergilerinizi dağıtıyorsunuz, insanlarla birebir görüşüyorsunuz. Yani sadece bir dergi basıp bunu dağıtmak, satmaktan ziyade
işin bir adım ötesine gidebiliyorsunuz. Direkt müşterinizle tokalaşıyorsunuz, çay içiyorsunuz, sohbet etme şansınız oluyor. Sektör analizini de daha iyi yapmış oluyorsunuz. Şu anda örneğin kapı sektörüyle ilgili en sıcak, en taze bilgiler sadece Irak'ta değil birçok fuara katıldığınızı biliyorum. En güzel bilgiler size alınabilecek diye düşünüyorum. Kapı Magazin dergisinin de çalışmalarında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizim için söylediğiniz güzelliklerden dolayı. Biz de size iyi fuarlar diliyoruz. Bir sonraki fuarda görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.